Merhaba, ben Doktor Muhsin Arpözlü. Erdem Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle iyot eksikliği ve buna bağlı gelişebilecek hastalıklarla ilgili konuşacağız. İyot eksikliği, günlük alınması gereken 120 mikrogramlık iyotun karşılanmaması sonucu ortaya çıkar. Topraklarımızda ve sularımızda iyot maalesef az bulunmaktadır. Bazen de iyotla rekabet eden bazı gıdalar yine iyot eksikliğinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. İyot eksikliğini anlamak için idrarda iyot atılımına bakarız. İdrardaki iyot atılımı eğer yeterli değilse o zaman iyot eksikliği olduğunu düşünürüz. İyot eksikliği gelişimi nasıl etkiler? İyot, tiroid hormonunun sentezlenmesi için gerekli bir elemandır. Tiroid hormonu yeterli sentezlenemezse çocuklarda en başta görülen problem zeka geriliği olacaktır. Yapılan bir araştırmaya göre iyot eksikliği olan bölgelerde çocukların IQ'su 13 puan geri bulunmuştur. Aynı zamanda iyot vücudumuzdaki diğer tüm organların gelişimi için de önemlidir. İyot eksikliği olduğunda çocuklarda ölü doğum, bebek ölümlerinde artış, boy kısalığı, zeka geriliği ya da okul başarısında düşüş görülebilir. İyot eksikliğinin önlenmesi için ne yapabiliriz? İyot eksikliğinin önlenmesi için 1994 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve UNICEF ortaklığıyla tuzların iyotlanması ve iyot eksikliğine bağlı olan hastalıkların önlenmesi isimli bir çalışma düzenlenmiştir. Bu kapsamda sofralık tuzlar artık iyotlu olarak üretilmektedir. İyotlu tuzların kullanılması iyot eksikliğini önlemede büyük bir başarı sağlamıştır. Bununla birlikte bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır ki iyot ışıktan, nemden, ısıdan çok etkilenir. Aldığımız tuzların kapalı paketlerde ışık almayacak şekilde saklanmış olması ve şeffaf paketlerde bulunmaması önemlidir. Sağlıklı ve bol iyotlu günler dilerim.